İlk filmlerimiz Ayşecik, Edison, daha sonra rahmetli, zaten Yeşilçam'da çoğu rahmetli oldular. Sadri Alışık olsun, İzzet Günay rahmetli değil Allah'a şükür. Cüneyt Arkın, baba oğlu oynadık Battal Gazi filminde, o da şifalar diliyorum. İyi durumda maşallah. Ama çoğu vefat ettiler. Yeşilçam tabii farklı bir olay, gerçekten farklı bir olay. Ve bu Yeşilçam'da olmakla da gurur duyuyorum. Tabii ki o zaman diş hekimliğinde okuyordum üniversitede. 73-74 senesinde baktım okulda artık sıkıntı çekiyorum. Yani mezun olamayacağım veyahut da uzunacak bu iş. Sinemayı bırakmaya karar verdim. Ve Yıldız Kenter gibi bir, Allah rahmet eylesin, deha ile de oynama şerefini buldum. Anne Oğul, Fatma Bacı filmiyle. En son filmimde zaten Cüneyt Arkın'la Battal Gazi oldu. Ve ondan sonra kesinlikle karar verdim. 22 yaşında, 23 yaşında sinemayı bıraktım. Ve hekim olmayı tercih ettim. Güzel, keyifli. Çeşitli insanlarla tanışıyorsunuz, muhabbetler oluyor. Hem o güzel tarafı, hem de güzel bir doğal ortamda yaşıyoruz yani. Kendimiz ekiyoruz, biçiyoruz, çiçekti, işte sebzeydi. Arılarım var, arıcılık yapıyorum, keçilerim var, kazlar, ördekler, böyle burası beni oyalıyor. Havanın durumuna bağlı. Hava güzelse denize çıkıyoruz, balık tutuyoruz. Eğer hava yağışlıysa bahçede veyahut da otel içinde veya restoran içinde kalıyoruz. Vakit öyle bir geçiyor ki inanılmaz yani. Eskiden taş devri, şartlar çok kötüydü. Her şey kısıtlıydı. Dolayısıyla şu andaki imkanlara sahip arkadaşlar daha rahatlar. Çünkü dijital olduğu için bir saniyeyi 10 defa, 20 defa çevirebiliyorlar ama eskiden öyle bir şans yoktu. Negatif film kısıtlı olarak geliyordu Türkiye'ye. Ve de o imkanlarla o filmi bitirmek zorundalardı. Dolayısıyla bazen hani eski Türk filmlerinde uçak geçiyor, tren geçiyor, saat gözüküyor, alay ediliyor ya. Adamın başka şansı yok. Onun için o zamanki hem oyuncular hem yapımcılar çok zorluklarla yaptılar. Hepsi bir kahramandı yani.
imkansızlıklar altında çok da güzel filmler yaptılar. Ve hala insanlar onları seyrediyor. Ben bile zevkle eski Türk filmlerini zevkle seyrediyorum. Battal Gazi'nin çekimi yapılıyor Rumeli Hisarları'nda. Öğle tatil arası verildi. Herkes bir kenara çekildi. Bu arada rejisör benim kuleye çıkıp Osmanlı bayrağını çekmemi söyledi. Aşağıdan bir gizli plan çekecekler. Üzerimde şövalye kıyafeti var. İki tane de kılıç var. Onlar tabii biliyorsunuz hani boya kırmızı kan içinde boyuna Bizanslarla savaş yapıyoruz ya. Ben nefes nefese çıktım o kuleyi. Basamaklar böyle böyle. Tam kulenin üzerine bir çıktım. İki tane Japon turist, bayan. Bir gördüler beni. Kuleden aşağı atlıyorlardı. No falan böyle artık ya diyorum film diyorum, sinema diyorum bilmem ne aşağı atlıyorlardı. Zor ikna edebildim. Böyle bir olayla karşılaştım yani. Peki.